Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Birinci sınava sizinle hazırlandık birlikte. Şimdi ikinci sınava da hazırlanacağız. Birinci dönem ikinci yazılı sorularını şöyle e, anlatmayı düşünüyorum. Başlayalım isterseniz. PDF olarak bu arada yine açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Önce kendiniz çözün. Daha sonra da benim çözümlerime bakarak doğrularınızı yanlışlarınızı hesaplayın. Fotosentezin sonuna kadar bu arada e, sınavımız sınavımız o yüzden de fotosentezin sonuna kadar sınavınıza dahil olması lazım zaten ben öyle düşündüm. Çünkü müfredatta öyle görünüyor. Ama hocalarınız olur ya solunumu falan da katarsa. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum bunları katarsa ben size bir video linki daha ekleyeceğim. O da geçen sene yaptığım ee, ikinci dönem birinci yazılı soruları olacak arkadaşlar. Oradan... Ee, oksijenli solunumun da dahil olduğu kısma kadar işte e, dinlemeniz yeterlidir. Oradan bakarsınız veya sadece pdf'sini indirip oradan da çalışabilirsiniz. Yine dediğim gibi buradan da hatırlatma yapmış olayım. Başlayalım. İlk önce boşluk doldurmalarımızdan başlayacağız. Diyor ki birinci soruda nükleik asitlerin yapı taşı nedir? Nükleik asitlerin yapı taşı neydi? Nükleotit değil mi? Nükleotit. Pürin bazları. iki tane pürin bazı vardı arkadaşlar. Neydi bunlar? Biri adenin, Diğeri de guanin. Pirimidin bazları neydi? Geriye kalanları pirimidine yazacağız zaten. Timin, sitozin ve urasil de pirimidin bazlarıdır. DNA'nın yapısındaki şeker. Hangi şeker var DNA'nın yapısında? Deoksiriboz şeker var arkadaşlar. Deoksiriboz. RNA'nın yapısında hangi şeker var? Tabii ki riboz şeker bulunur. Zaten şekerlerine göre isimlendiriliyor. DNA deoksiribonükleik asit, RNA da ribonükleik asit şekerlerine göre isimlendiriyoruz. DNA'ya özgü olan baz yani sadece DNA'da bulunan baz hangi bazda? Tabii ki timin bazıydı değil mi? Timin. RNA'ya özgü olan baz hangisi arkadaşlar? O da urasil bazıdır. Sadece RNA'da bulunur. Hem de DNA'da hem de RNA'da ortak olarak bulunan molekül. Bu nedir arkadaşlar? Fosfat grubu. Fosfat grubu hem DNA'da hem de RNA'da ortak olarak bulunuyor. Yani değişiklik göstermiyor. Adeninle timin arasında nokta nokta, guaninle tuzin arasında nokta nokta hidrojen bağı bulunur. Bize kaç tane hidrojen bağı olduğunu soruyor. Adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı. Guanin ile Stozin arasında da üçlü hidrojen bağı bulunur. O yüzden bir DNA'yı parçalamak istiyorsak eğer, Guanin-Stozin oranı yüksek olan DNA'yı parçalamak daha zordur. Ayırmak daha zordur. Çünkü üçlü hidrojen bağları olduğu için, bu yüzden de o üç tane hidrojen bağını ayırmak, iki hidrojen bağını ayırmaktan daha zor olacaktır. RNA çeşitlerini sormuş. Üç çeşit RNA vardı değil mi? Nedir bunlar? Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA, ve ribozomal RNA. Bu şekilde 3 tane RNA çeşidimiz var. DNA'nın etrafı hangi proteinlerle sarılıyor arkadaşlar? Histon proteinleriyle sarılır. Ökaryotlarda proteinleriyle sarılarak neyi oluşturur peki? Kromatin dediğimiz yapıyı oluşturur. Kromatin iplik de denilebilir. Direkt kromatin de diyebiliriz. DNA üzerinde bulunan belirli bir özelliği ifade etmeye yarayan şifrelere biz ne diyoruz? Gen diyoruz. Gen. DNA üzerinde bulunur ve belirli bir özelliği ifade etmeye yarayan şifrelerdir bunlar. Genlerin değişikliğe uğramasına ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki mutasyon diyoruz, mutasyon. DNA'nın kendini eşlemesine ne diyoruz? Replikasyon değil mi? Replikasyon. Evet. Diyor ki replikasyon sırasında DNA'daki hidrojen bağlarını kıran enzim bakın 3 tane enzim söyleyeceğim şimdi size. Bu 3 soru enzimlerle ilgilidir. Bu üç enzimi de iyi bilmeniz lazım. Çünkü enzimlerle ilgili soru çıkabilir arkadaşlar. E, replikasyon sırasında DNA'daki hidrojen bağlarını kıran enzim helikaz enzimidir. Bu enzimleri ÖSYM de seviyor bu arada. TYT gireceksiniz. Bu AYT konusudur. AYT'ye girdiğiniz zaman çıkabilecek bir kısımdır burası. Replikasyon sırasında kalıp zincir karşısına yeni zinciri sentezleyen enzim hangisidir? DNA polimeraz enzimidir replikasyon sırasında oluşturulan DNA parçacıkları arasındaki boşluklar hangi enzimle kapatılıyor? Bu da arkadaşlar DNA ligaz enzimi veya direkt ligaz enzimi de diyebilir size. DNA ligaz enzimi ile kapatılıyor. DNA'da bulunan üçlü nükleotitlere biz ne diyoruz? Kod. Mesajcı DNA'da bulunan üçlü nükleotitlere ne diyoruz? Kodon. Taşıyıcı DNA'da bulunan üçlü nükleotitlere ne diyoruz arkadaşlar? Anti kodon diyoruz. Bakın, antikodonu şifreleyebilmek için öncelikle kodonu sentezleyip daha sonra antikodonu şifrelememiz lazım. Çünkü bilgi akışı şöyle gerçekleşiyor. Bilgi akışı DNA'dan mesajcı RNA'ya doğru gider. Mesajcı RNA'dan da taşıyıcı RNA'ya gider. O yüzden de pardon. O yüzden de arkadaşlar ne olacak? Öncelikle DNA'daki kodu bilmemiz lazım. Daha sonra mesajcı RNA'daki kodonu bilmemiz lazım. Sonra taşıyıcı RNA'daki antikodonu kendimiz ee, şifresini yazabiliriz. Mesela şöyle düşünün. Bir örnek vereyim. Örnek üzerinden anlatayım. Diyelim ki DNA'daki kodon adenin timiz tozin şeklinde gidiyor. DNA'daki kod bu. Mesajcı RNA'da ne olur? Yani kodon ne olur? Adeninin karşısına ne gelecek? RNA olduğu için urasil. Timin gelmez. Çünkü RNA'da timin yok. Timinin karşısına ne gelir? Adenin. Sitozin'in karşısına ne gelir? Guanin. RNA taşıyıcı RNA'ya baktığımızda antikodonlu olur. Burada da mesajcı RNA'yı kullanıyoruz. Urasil'in karşısına ne gelecek? Adenin. Adenin'in karşısına ne gelecek? Urasil. Guanin'in karşısına ne gelecek? Sitozin. Şimdi size kolay bir yol öğreteceğim. Bakın bir DNA'ya bakın. Bir de taşıyıcı RNA'ya bakın. Bakın. Burada adenin adenin Sitozin Tozin burada sadece ne değişik timinin yerine urasil gelmiş. Direkt size DNA parçasını verip taşıyıcı RNA'yı soruyorsa eğer DNA'da bulunan timinlerin yerine urasil yazın. Geriye kalan şifreler zaten aynıdır. Böyle bir kısa yolda söylemiş olalım. 17. soru. Protein sentezine kalıplık yapan RNA, hangi RNA protein sentezine kalıplık yapıyor? Tabii ki mesajcı RNA. Protein sentezini başlatan kodon, bu kodon önemlidir arkadaşlar. Bu AUG kodonudur. Durdurucu kodanlar 3 tanedir. Bunlar hemen yazalım bunları. Nedir arkadaşlar bunlar? U A A U A G U G A. Ben şöyle söylüyordum: Ultra aslan aslan, ultra aslan Galatasaray, ultra Galatasaray aslan diye kodluyorum. Ama çok çeşitli kodlamalar varmış. Sizler de eminim birkaç tanesini biliyorsunuzdur. DNA'dan RNA sentezine biz ne diyoruz? Tabii ki transkripsiyon diyoruz, değil mi? Transkripsiyon. Protein sentezi hangi organelde gerçekleşir arkadaşlar? Ribozomda. Organizmaların ve bileşenlerinin faydalı ürünler elde edebilmek için kullanılan tüm uygulamalara biz ne diyoruz? Biyoteknoloji diyoruz. Biyoteknoloji. Biyoteknoloji konusuna geldik bu arada. Buraya kadar olan kısım replikasyon ve de, protein sentezi ile ilgiliydi. Şimdi biyoteknoloji kısmına geldik. Biyolojik sistemler yardımıyla ham maddenin yeni ürüne dönüştürüldüğü ürünlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir ee, klasik biyoteknoloji diyoruz. Çünkü neden? Burada klasik yolları kullanıyoruz. Biyolojik sistemleri, klasik yolları kullanıyoruz. O yüzden de biz buna klasik biyoteknoloji diyoruz. Bilimsel teknik ve yöntemlerle yeni ürünler elde edilmesine ne diyoruz? Buna da modern biyoteknoloji diyoruz. Modern. Gen aktarımı ile yapısal özelliği değişen DNA'ya ne denir? Ne denir? Bir dakika ben de unuttum gen aktarımı ile yapısal özelliği değişen DNA'ya transgenik DNA denir arkadaşlar. Transgenik DNA denir. DNA yazamadım evet. Farklı bir türden gen aktarımıyla belirli özelliği değişmiş canlılara ne diyoruz? Sonuçta belli bir özelliğini değiştirdik ya biz buna da transgenik canlı diyoruz. Yazmayayım direkt buraya karışmasın. Transgenik canlı diyoruz arkadaşlar. Bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntem ve tekniklerin tamamına neden... ne diyoruz arkadaşlar yöntem ve tekniklerin tamamına gen klonlanması diyoruz. Kendime gülüyorum şu an. Çünkü <laughs> aklıma geliyor tekrardan unutuyorum. Gen klonlanması diyoruz. Bu arada şu transgenik DNA şey de denilebilir. Rekombinant DNA da denilebilir. E, kafanız karışmasın ikisi de olur. Transgenik DNA da denilebilir. Rekombinant DNA da denilebilir. Farklılaşmamış hücrelere ne diyoruz? Tabii ki kök hücre diyoruz değil mi? Kök hücre. Şimdi Buraya kadar olan kısımda arkadaşlar biyoteknoloji ile ilgili olan boşluk doldurmalarımızda. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki ATP'nin yapısında neler bulunur? Arkadaşlar ATP'nin yapısında bir molekül adenin bazı bulunur denin Daha sonra buna bağlı olan riboz şeker bulunur ve fosfat grubu bulunur. Üç tane de fosfat bağlıdır ATP'ye. Organik maddelere fosf fosfat grubunun eklenmesine ne diyoruz? Fosforilasyon. Fosforilasyon. Koparılmasına ne diyoruz? Ona da defosforilasyon diyoruz. Defosforilasyon diyoruz arkadaşlar. Canlıların ışık enerjisini kullanarak inorganik maddeden organik madde sentezlenmesine ne diyoruz tabii ki fotosentez değil mi? Işık zaten foto ışık demektir. Sentezde bir şey üretmek demektir. Işık yardımıyla besin sentezidir. Kendi besinini kendi üreten canlılara ne diyoruz? Ototrof canlı. Ototrof. Dışarıdan hazır alanlara ne diyoruz arkadaşlar? Heterotrof canlı. Heterotrof. Fotosentezin ışığa bağımlı evresi kloroplastın neresinde gerçekleşiyor? Granasında. Grana. Veya size burada tilakoid de diyebilir. Işıktan bağımsız evreleri de stroma. Stroma da gerçekleşir. Bakın kloroplastın yapısına baktığımız zaman çift katlı bir zara sahip kloroplast. İçerisinde de üçüncü bir zar sistemi var şu şekilde. Biz bu zar sistemine tilakoid sistem diyoruz arkadaşlar. Tamamına birlikte de bunların her birine tilakoid tamamına da grana diyoruz. Grana. Size tilakoitte de gerçekleşir diyebilir. Işığa bağımlı evre granada da gerçekleşir diyebilir. Her ikisi de doğru. Işıktan bağımsız evrede içerisinde bulunan sıvı da gerçekleşir. Şurada bir sıvı vardır. Bu sıvının adı da stroma sıvısıdır. Stroma'da da gerçekleşiyor. Fotosentezde kullanılan pigmentler. Nelerdir arkadaşlar? Fotosentezde kullanılan pigmentler tabii ki klorofil ve karotenoidler. Karotenoidler. Arkadaşlar klorofil zaten fotosentezi asıl gerçekleştiren yapıdır. Karotenoidler ise klorofile yardımcı olurlar. Şimdi geliyoruz klasik sorularımıza. Klasik sorularımızda özellikle fotosentez kısmını iyi dinleyin çünkü öncekileri diğer sınavda anlatmıştım. Bakın şuraya kadar olanları. Pardon, biyogüvenlik, etiye kadar olan kısmını önceki sınavda anlattığım yerlerde ama buradan sonrası fotosentezle ilgilidir. O yüzden iyi dinleyin. Şimdi diyor ki nükleotidin yapısını anlatınız anlatalım. Arkadaşlar nükleotidin yapısında ne vardı? Bir tane azotlu bas. Buna bağlı 5 karbonlu şeker var ve buna bağlı da fosfat grubu var. Fosfat grubu da size e, nasıl gösterecek? H3PO4 olarak gösterecek. H3PO4 olarak gösterir. Şimdi e, buradaki baz olanlar ikiye ayrılıyor. Pürin bazları, pürin ya da pirimidin bazları pirimidin bazları. Pirin bazları az önce de söyledik adenin ve guanin. Pirimidin bazları da arkadaşlar timin, stuzin ve urasildir. Şekere baktığımız zaman 5 karbonlu şeker de ikiye ayrılır. Nedir bu? Ya deoksiribozdur. Deoksiriboz ya da ribozdur. deoksiriboz sadece DNA'nın yapısına katılır. Riboz ise arkadaşlar RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılır. Böylece nükleotidin yapısından bahsettik. Şu aralardaki bağlardan da bahsedelim. Bazla şeker arasında glikozit bağı vardır. Glikozit. Fosfatla şeker arasında ise ester bağı vardır. Ester bağı. Peki nükleotitler alt alta geldiği zaman alt alta bulunan ve nükleotitler arasında hangi bağ var? Mesela şu altta da bir nükleotit olduğunu düşünün. Burada da fosfodiester bağı var fosfodi ester bağı vardır burada da. Tamam. Bu şekilde nükleotidimizin yapısı. Şimdi bunu küçültelim silelim. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda ne diyor? Diyor ki normal azotlu bir bakteri DNA, bir bakteri DNA'sı iki kez ağır azotlu ortamda eşleniyor. Oluşan melez DNA'ların oranının ağır DNA'lara oranı nedir diye sormuş bize. Şimdi normal azotlu bir bakterimiz var. Bakın normal azot 14 ile gösterilir. N14, N14. Yani DNA çift zincirli olduğu için bu şekilde gösteriyoruz. Bize ağır azotlu ortamda bu DNA'yı iki kez eşliyormuşuz. Eşleyelim arkadaşlar iki kez. Ortamda ağır azot varsa o zaman ağır azot neydi? N15 olarak N15 olarak gösteriliyor. Şimdi bakın kırmızıyla yani pembeyle yapacaklarım N15'tir. Morla yapacaklarım da 14'tür. Şimdi ben buradan bir tane zinciri aldım. 14'lü zincir. Karşısına yeni zinciri sentezleyeceğim. Ortam 15'li olduğu için 15'li zincir geldi. Daha sonra şu zinciri aldım bakın. Bu zinciri aldım. Karşısına yeni zincir sentezleyeceğim. Ortam 15'li olduğu için 15'li zincir geldi. Bu nedir? Birinci eşlemedir. Birinci eşleme. Şimdi geliyorum ikinci eşlemeye. İkinci eşlemede ise bu DNA'ları kullanacağız. Arkadaşlar yine birincisinde aldım ben şunu bakın bunu aldım ortam 15'li olduğu için karşısına ne geldi 15 zincir geldi daha sonra bunu aldım karşısına 15 zincir geldi sonra yine bakın şunu aldım karşısına ne gelir 15 zincir gelir 15 zincir aldım yine karşısına 15 zincir gelir dört tane neyimiz oluştu DNA'mız. mız 4 DNA bize neyi soruyor Melez DNA'ların oranının ağır DNA'ları oranı nedir diye soruyor. Melez DNA'lar hangileridir? Melez DNA şu iki renk olanlardır. Yani bu ve bu. Melez DNA'lar kaç tane? iki tane. Ağır DNA'lar ise şöyle iki zinciri de 15'li olanlar. 2 bölü 2'den oranı 1 oluyor. Size mesela burada 3 eşleme deseydi. 3 eşlemede ne yapacaktık? Her birini teker teker eşleyecektik. Ama bunun kolay yolu var. 2 üzeri 3 yaparsınız. 3 gereşleniyor ya. Kaç tane DNA oluşur? 8. Şimdi Dikkat ederseniz her eşlemede kaç tane melez DNA oluştu? 2. Bakın burada da 2. Birinci eşlemede diğerinde de 2. O zaman her zaman için melez DNA 2 tane oluşuyor. Eğer ben normal azotlu bir e, DNA'yı eşliyorsam tabii ki melez DNA her zaman 2 oluyor. Geriye kalanlar da nedir? Ağır DNA'larda kaç tane kalır geriye? 6 tane. O zaman ne olur? 1 bölü 2 olur. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Ne diyor diğer sorumuzda? Diyor ki protein sentezinin aşamalarını yazınız. Şimdi protein sentezi aşamalarını hatırlayın. Birinci sınavı anlatırken de ben size şöyle dedim ki mantığını anlayın yeter demiştim. Şimdi yine aynı şekilde mantık üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Mantığını anlayın zaten cümlelere siz dökersiniz. Şimdi ne oluyor protein sentezinde? Şöyle şu bizim DNA'mız hücrenin içerisinde bundan çekideğin içerisinde bulunan DNA'mız. Protein sentezi ile ilgili olan bölge açılıyor. Diyelim ki şu bölge protein sentezi ile ilgili olan bölge. Bu bölge açılıyor arkadaşlar. Daha sonra bu bölgeden bu bölgeden burada e, buradaki tane zincir vardır. Birisi anlamlı zincir, birisi tamamlayıcı zincirdir. Anlamlı olan zincirden mesajcı RNA sentezleniyor. Mesajcı RNA sentezlendikten sonra mesajcı RNA sentezlendi. Sentezlendikten sonra stop e, Çekirdek zarından dışarı çıkarak stoplazmaya gidiyor stoplazmada Bunlar ribozomlarda bakın ribozomlar normalde şu büyük alt birim şu da küçük alt birim normalde bunlar birbirinden ayrı olarak bulunuyorlar ama mesajcı reyna gelip buraya bağlandığı anda büyük alt birim ve küçük alt birim bir araya gelirler yani arkadaşlar bunlar ne yapar bağlanır Şöyle bağlandılar büyük alt birim ve küçük alt birim. Daha sonra mesajcı RNA üzerinden başlatıcı kodon gelene kadar atlama yapılır. Mesela diyelim ki şurada A işte AGU var mesela. Bu zaman protein sentezi başlamıyor. Bizim başlatıcı kodonumuz neydi? AUG. AUG de burada olsun. Şöyle AUG. Bu AUG kodonu geldiği anda protein sentezi başlıyor ve hemen Bakın şurayı AUG yapalım. Sileyim şurayı. Şöyle AUG yapalım. AUG geldiği zaman hemen ribozomdan protein sentezi başlıyor ve buraya metiyonin aminoasiti geliyor, bağlanıyor. AUG'nin karşılığı metiyonin aminoasitidir. Sadece bunu bilmeniz yeterli. Diğer aminoasitlerin karşılığına gerek yok arkadaşlar. Metiyoninin başlatıcı olan kodon olduğunu bilmeniz, aminoasit olduğunu bilmeniz yeterlidir. Taşıcı kodonlar gidiyorlar stoplazmadan metiyonini getirip buraya bağlıyorlar. Daha sonra işte ikinci kodon geliyor buraya metiyoni çıktıktan sonra bu sefer ona uygun olan aminoasiti getirip bağlıyorlar. Üçüncüsü geliyor ona uygun aminoasiti getirip bağlıyorlar ve burada bir protein şöyle polipeptit zinciri oluşuyor. Polipeptit zincir. Daha sonra bu polipeptit zincir ilgili yere giderek ya da ya da stoplazmanın içerisinde arkadaşlar ne yapıyor üç boyutlu halini alana kadar kıvrılıyor 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 ve üç boyutlu halini alarak işlevsel hale geliyor Peki bundan sonra ne olacak eğer mesajcı reyna tekrar kullanılmayacaksa, bakın mesajcı reyna tekrar kullanılmayacaksa, ribozomun büyük ve küçük alt bilimleri birbirinden ayrılıyorlar. Mesajcı reyna serbest kalıyor. Daha sonra mesajcı reyna parçalanarak artık kullanılamaz hale getiriliyor. Eğer kullanılacaksa tekrar tekrar da kullanılabiliyor. İşte protein sentezinin aşamaları bu şekilde mantık olarak anladığınız anda gerisini zaten yaparsınız. Diğeri diyor ki polizom nedir? Şimdi polizomu da bunun üzerinden anlatalım yine. Arkadaşlar polizom diğer bir ismiyle poliribozom. Nedir poliribozom? Birçok ribozomun bir araya gelerek aynı mesajcı RNA'yı kullanarak aynı proteinden çok sayıda üretmesi. Yani şöyle bir düşünün bakın bir tane mesajcı RNA'mız var burada. Geldi şuraya bir tane daha ribozom bağlandı. İşte şu mesajcı RNA'nın devamı olsun. Geldi şuraya bir tane daha ribozom bağlandı. Bir tane daha ribozom bağlandı. Ne oldu? Hep aynı amino asit e, mesajcı kullanarak aynı proteinden çok sayıda üretildi. Biz buna poliribozom veya polizom diyoruz. Beşinci soru. Biyoteknolojide model organizmaların özelliklerini yazınız arkadaşlar. Biyoteknolojide model organizmalar dediğimiz organizmalar yani rahat kullanılabilecek organizmalar olması mesela genomlarının küçük olması gerekiyor yazmayacağım teker teker genomlarının küçük olması gerekiyor daha sonra e, kolay üreyebilmesi gerekiyor arkadaşlar tek seferde çok sayıda döl vermesi gerekiyor. DNA'sının kesilmesi ve yeni DNA'ların eklenmesinin kolay olması gerekiyor Yani her türlü kolaylığı sağlaması gerekiyor O yüzden de biyoteknolojide modern organizmaların özellikleri bu şekildedir Gelelim 6. sorumuza Diyor ki kök hücre çeşitlerini yazınız Bunu yazarak anlatayım kök hücre çeşitlerini Arkadaşlar kök hücre çeşitleri ikiye ayrılıyor Bir embriyonik kök hücreler vardır bir de yetişkinlerden alınan kök hücre vardır. Yetişkin. Embriyonik kök hücreler nereden alınıyor? Amniyon sentezinden alınıyor. Amniyon sentezinden yalnız, amniyon sıvısından alınır. Anne e, anne karnındaki bebeğin içerisinde bulunduğu sıvı amniyon sıvısıdır. Bu sıvıdan alınır arkadaşlar. Embriyonik kök hücreler, yetişkin kök hücreler ise kırmızı kemik iliğinden alınır. alınır. Kırmızı kemik iliği. Kırmızı kemik iliği nerede? Uzun kemiklerde, kısa kemiklerde. Yani tüm kemik çeşitlerinde bulunuyor arkadaşlar kırmızı kemik iliği. Ee, bu kemik iliği ilk oluştuğu zaman hücreler farklılaşmamış. Yani kök hücrelerdir. Daha sonra bunlar alınarak istenilen dokuya, organa çevrilebiliyor. işte embriyonik ve yetişkin kök hücreler bu şekildedir. Gelelim diyor ki biyo güvenlik ve biyo etiği açıklayınız söyleyelim arkadaşlar adı üstünde biyo güvenlik ne olacak canlıların güvenliği sağlanacak bakın biyoteknolojik araştırmalar yapılırken işte teknoloji canlılar üzerine uygulanırken ya da bizim hayatımıza teknoloji girerken eğer ben canlıların güvenliğini düşünüyorsam bu nedir biyo güvenliktir biyo etik ise e, insanlara hayvanlara bitkilere yani Canlılara zarar vermeden gerçekleştirilen olaylar biyoetik içerisine girer. Yani ben bir araştırma yapıyorsam bunu insanlar üzerinde deneyemem. Ancak araştırmalar hayvanlar üzerinde denenebilir. O da tabii ki vahşice olmaması gerekiyor. E, tüzüğe uygun yani e, ortamdaki kurallara uygun olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da nedir? Biyoetiktir. Evet gelelim şimdi 8. sorumuza. Endergonik ve egzergonik tepkimeleri açıklayarak örnek veriniz demiş. Yine şurayı silelim. Endergonik ve egzergonik tepkimelere bakalım. Şimdi öncelikle endergonik tepkime nedir? Egzergonik tepkime nedir? Bunu açıklayalım. Arkadaşlar eğer bir tepkime gerçekleşirken ATP kullanıyorsa yani enerji kullanıyorsa ATP kullanıyorsa bu nedir? Endergonik tepkimedir endergonik. Eğer ATP üretiyorsa yani enerji üretiyorsa üretiyorsa o zaman nedir? Egzergonik tepkimedir. Egzergonik tepkime. Şimdi burada e, hangi tepkimelerde ATP üretiliyor? Hangi tepkimelerde ATP kullanılıyor? Buna bakacağız. Zaten Exit ne demek? Çıkmak demek, değil mi? ATP çıkarmak, enerji çıkarmak. Buradan aklınıza gelsin. ATP'nin kullanıldığı tepkimelere birçok örnek verebiliriz. Mesela nedir? Mesela biyosentez olayları. Biyosentez nedir? Biyosentez. İşte protein sentezi, karbonhidrat sentezi, yağ yağ sentezi gibi sentez olayları nedir? Endergonik tepkimelerdir. Enerji kullanılır. Mesela hücre zarından madde geçişlerinde aktif taşıma aktif taşıma. Yine endositoz, egzositoz bunlar nedir? Endergonik tepkimelerdir. Daha sonra arkadaşlar kas kasılması, sinirsel iletim bunların hepsi ATP kullanılan endergonik tepkimelerdir. Peki ATP'nin üretildiği yani egzergonik tepkimeler nelerdir? Bunlar da tabii ki solunum tepkimeleridir. Solunum. Solunum tepkimelerini zaten görmüşsünüzdür ya da göreceksinizdir. Hücresel solunumla enerji üretilir. Bu enerji üretimi egzergonik tepkimedir. Diğer ATP kullanılan tepkimeler ise endergonik tepkimelerdir. Evet demiş ki 9. soruda fosforilasyon çeşitlerini yazınız. Yazalım. Arkadaşlar 3 çeşit fosforilasyon vardır. Neydi fosforilasyon bu arada? Fosforilasyon e, ATP üretimiydi değil mi? Yani bir moleküle fosfat bağlanmasına biz fosforilasyon diyoruz buradaki fosforilasyondan kastı da ATP üretim mekanizmalarından bahsediyor. Birincisi substrat düzeyinde fosforilasyon. Substrat düzeyinde. İkincisi arkadaşlar oksidatif fosforilasyon. Oksidatif. Üçüncüsü de fotofosforilasyon. Foto fosforilasyon. Foto Şimdi substrat düzeyinde fosforilasyon eğer ben organik bir maddeyi kullanarak Enerji üretiyorsam, ATP üretiyorsam buna ne diyorum? Substrat düzeyinde fosforilasyon diyorum. Eğer oksijen kullanarak enerji üretiyorsam buna da ne diyorum? Oksidatif fosforilasyon diyoruz. Bunla, bu ikisini oksijenli solunumda göreceksiniz. Fotofosforilasyon ise ışık enerjisi sayesinde ATP üretilmesine biz fotofosforilasyon diyoruz arkadaşlar. E, fotosentez sırasında ATP üretimidir. Fotofosforilasyon bu şekilde çeşitlerinden bahsetmiş olduk. Gelelim 10. sorumuza diyor ki. Engelman'ın fotosentezle ilgili deneyini açıklayınız. Şimdi Engelman bir bilim insanı. Arkadaşlar fotosentezin hangi dalga boyunda daha fazla gerçekleştiğini araştırmak için bir deney yapıyor. Ve deneyde şöyle ipliksi bir alg alıyor, yeşil ipliksi bir alg alıyor. Bu algin etrafına Oksijenli solunum yapan bakteriler yerleştiriyor. Yani şuralarda ne var? Oksijenli solunum yapan bakteriler var. Daha sonra buralara farklı renkte ışıklar veriyor. Mesela buraya mor renkli ışık veriyor. Daha sonra geliyor mavi renkli ışık veriyor. İşte böyle böyle giderek mesela şu ortaya yeşil renkli ışık veriyor. Şuraya da arkadaşlar kırmızı renkli ışık veriyor. Kırmızı turuncu bu şekilde gidiyor. Yazamadım şurası niye yazmıyor acaba? Bir dakika. Heh, şuraya da kırmızı renkli ışığı verdi. Ve bakterilerin üremelerine bakıyor. Bakteriler nasıl ürüyor? Çok mu ürüyorlar? Az mı ürüyorlar? Buna bakıyor arkadaşlar. Ve bakterilerin üremesine baktığı zaman şöyle bir grafik elde ediyor. Bakın şöyle bir oluşum elde ediyor. Sarıyla yapıyorum. Hop Şöyle bir oluşum. Bu oluşum neyi gösteriyor? Bakterilerin bakın şuradaki oluşum şu aralarda bakteriler var. Bakteri sayılarına bakarak bu grafiği çiziyor tabii ki. Diyor ki o zaman mor ve kırmızı ışıkta daha fazla fotosentez yapılır. Çünkü buradaki bakteriler daha fazla çoğalmışlar. Daha sonra mavi ışıkta fotosentez yapılır daha iyi bir şekilde. İşte turuncu sarı derken en az fotosentezin yapıldığı ışıkta hangi ışık? Yeşil ışıktır. Çünkü e, klorofil kendisi yeşil renkli olduğu için yeşili tam ememez ve yansıtır. Yansıttığı için de enerjisini alamaz arkadaşlar yeşil ışıktan yeterli kadar az fotosentez yapar. Bakın fotosentez yapmaz demiyorum dikkat edin. Daha az fotosentez yapar. Tamam burasını iyi anlayın. O yüzden de şöyle bir grafik çiziliyor zaten. Şöyle dalga boyu ile ilgili şöyle bir grafik çiziliyor arkadaşlar. Bu grafiği gördüğünüz zaman dalga boyu ile ilgili olduğunu unutmayın. En başta mor var, en sonda kırmızı var. Ortada ise ne vardır en az olduğu yerde? Yeşil vardır böyle bir grafik açığa çıkar. Evet fotosentezi kısaca açıklayınız demiş. Şimdi ben bunu neden kısaca açıklayın dedim. Çünkü fotosentezin detaylarına girmeyeceğim. Onu zaten siz çalışmışsınızdır. Ben fotosentezi size kısaca şöyle açıklayacağım. Fotosentezin iki tane evresi var değil mi? Işığa bağımlı evre, ışıktan bağımsız evre. Şimdi bu evreleri düşündüğümüz zaman, bakın şöyle çizelim bunu. Şurası ışığa bağımlı evre bağımlı. Şurası da arkadaşlar ışıktan bağımsız evre veya ışıktan bağımsız evreye Calvin döngüsü de diyebiliriz. Şimdi ışığa bağımlı evrede hangi maddeler ışıktan bağımsız evrede hangi maddeler kullanılıyor buna bakacağız. Öncelikle size fotosentezin denklemini yazmak istiyorum. Nedir fotosentezin denklemi? Karbondioksit ve su tepkimeye girer. Sonuç olarak besin üretir. C6 H12, O6 bu glikozun e, formülüdür. Ve oksijen üretir değil mi? Burada hangisi hangisinin yapısına katılıyor? İlk önce onu söyleyeyim. Bakın karbonun gideceği tek yer vardır besin. karbondioksitteki oksijenin gideceği yer arkadaşlar besindeki oksijendir. Sudaki hidrojenin gideceği yer zaten belli neresidir besin. Burada önemli olan, Atmosfere verilen oksijenin nereden geldiği? Atmosfere verilen oksijen nereden geliyor? Sudan geliyor. Bunu unutmayın. Zaten diğerlerini yaparsınız. Atmosfere verilen oksijenin kaynağı neymiş? Suymuş. Şimdi ben bu su ve karbondioksiti nerede kullanıyorum? Ona bakacağız. Arkadaşlar, ışığa bağımlı evrede öncelikle suyu kullanıyoruz. Suyu kullanınca su fotoliz olur. Fotoliz dediğimiz olay. Fotoliz olduktan sonra su ayrışır. Hidrojenler NADP dediğimiz moleküle aktarılarak NADPH'a dönüştürülür. NADPH iki tane NADPH üretilir. Oksijen de atmosfere verilir. O sırada bu ışıktan gelen enerjiyle bir de ATP üretilir arkadaşlar. 3 tane de ATP üretilir. Daha sonra ışığa bağımlı evre biter. Hemen ışıktan bağımsız evre başlar. Bakın ışığa bağımlı evrede, ışıktan bağımsız evrede gündüz gerçekleşir. Yani ışık varlığında gerçekleşir. Unutmayın. Daha sonra ışıktan bağımsız evreye hemen geçiliyor ve burada da ne oluyor? Burada ışıktan bağımsız evrede karbondioksit devreye girer. NatpiH'lerdeki hidrojenler kullanılır ve ATP kullanılarak ne üretilir? Besin. Yani C6H12O6 işte o an amino asit de üretilebilir besin olarak. Bakın. Besin olarak glikoz üretilebilir. Amino asit üretilebilir. Yağ asidi üretilebilir, gliserol üretilebilir arkadaşlar. Besin dediğimiz zaman sadece glikozun üretildiğini düşünmeyin. Diğer hepsi üretilebiliyor. Burada da karbon, ışığa bağımsız, ışıktan bağımsız evre tamamlanıyor. Besin üretimi bitiyor arkadaşlar ve döngü tekrardan başlıyor. Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız evre birlikte gerçekleşir unutmayın. Ayrıca şu tabloyu bildiğiniz zaman birçok soruyu yaparsınız. Onu da unutmayın arkadaşlar. Peki ışığa bağımlı evre kloroplastın neresinde gerçekleşiyor? ya grana derler demiştik ya da tilakoid derler. İkisi de olur arkadaşlar. Işıktan bağımsız evrede stroma sıvısında gerçekleşiyor. Nerede gerçekleştiklerini de unutmayın. Evet böylece fotosentezi kısaca açıklamış olduk. Şimdi burayı siliyorum yine. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki Fotosentezin hızını etkileyen faktörleri yazınız. Arkadaşlar fotosentez hızını etkileyen faktörlerden bir tanesi sıcaklık. Neden? Çünkü fotosentezde diğer tepkimeler gibi enzimler sayesinde gerçekleşiyor. Sıcaklık arttığı zaman enzimlerin yapısı bozulur. Dolayısıyla fotosentez bir süre sonra durur. Çünkü enzimler tamamen yok olurlar. O yüzden de duruyor. Daha sonra pH yine etkiler arkadaşlar enzimleri etkilediği için. Daha sonra ortamdaki su miktarı Ortamdaki karbondoksit miktarı yine fotosentez hızını etkiler. Daha sonra havadaki nem miktarı fotosentez hızını etkiler. Rüzgar arkadaşlar fotosentez hızını etkiler. Bunlar nedir? Fotosentez hızını etkileyen faktörlerimizdir. Yine ışığın dalga boyu az önce de söyledik. Işığın dalga boyu da fotosentez hızını etkiliyor. Mor ışıkta. Daha fazla kırmızı ışıkta Daha fazla en az olan hangisiydi Yeşil ışık Yeşil ışıkta tamamen yoktur mu diyoruz fotosentez Hayır vardır Sadece az miktarda gerçekleşir Evet böylece fotosentez hızını etki eden Faktörleri de açıklamış olduk. Gelelim son sorumuza artık Kemosentez nedir demiş Arkadaşlar kemosentez şu Kimyasal bir maddeyi enerji kaynağı Kullanarak e, Ve bu maddeyi oksitleyerek Açığa çıkan enerjiyi besin sentezinde kullanılmasıdır. Ya yani biraz karmaşık anlattım ama şöyle anlatayım. Diyelim ki ortamda amonyak var. Amonyak. Ben bu amonyağı alıyorum. Bakteriler, ben bir bakteriyim. Bir bakteri arkadaşlar, bu amonyağı oksitledi, yani oksijenle birleştirdi. Ne üretti? Nitrit üretti, NO2 üretti. Artı bir de enerji üretti. Bakın burada ne var? Oksitleme olayı var. Bu oksitleme olayı önemlidir. Çünkü kemosentezin temelini bu oksitleme olayı oluşturur. Daha sonra ben buradaki enerjiyi kullanıyorum. Karbondioksit ve suyu birleştirerek ne üretiyorum? besin üretiyorum arkadaşlar. Artı bir de oksijen üretiyorum. Bakın buradaki enerjiyi kullanarak. işte ben buna ne diyorum? Kemosentez. Burada ışık kullanıldı mı? kullanılmadı. O yüzden de zaten kimyasal madde kullanıldığı için kemosentez diyoruz. Burada e, üretilen oksijen atmosfere verilmez. Unutmayın. Buradaki üretilen oksijen atmosfere verilmez. Yine başka bir kimyasal maddenin oksitlenmesi için kullanılır. Tamam bunu unutmayın. Fotosentezdeki oksijen atmosfere veriliyor. Ama buradaki oksijen atmosfere verilmeyip oksitleme için kullanılıyor arkadaşlar. Ve kemosentez sadece prokaryotlarda görülür. Sadece prokaryot. Ökaryotların hiçbiri kemosentez yapamaz. Klorofile ihtiyaç yoktur. Çünkü ışık kullanılmıyor. Hem gece hem gündüz gerçekleşebilir. E, sentezle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Evet. Böylece bitirmiş olduk videomuzu. Umarım beğenirsiniz. Sonraki videolarda ikinci dönem birinci yazında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.